Ya leyteni lem ettefin fulanen halila. Keşke filan kimseyi arkadaş edinmeseydim. Kıyamet gününde çok, çok kimseler. Öyle söyleyeceğimi diyor Cenab-ı Allah. Keşke filan kimseyle arkadaşlık etmeseydim. İşi arkadaşından azar derler. Keşke diyor filan kimseyle arkadaşlık etmeseydim. Ahir zaman hakkında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam saadetle buyurdular ve bildirdiler ki ahir zamanda insanların evlatları ana babalarıyla değil de arkadaşlarıyla ünsiyet edecekler. Ana babalarını saymayacaklar, sevmeyecekler, onlara kıymet vermeyecekler. Ama bir arkadaşım, arkadaşım diye yedi kat yabancı kimselerle düşüp kalkacak, can ciğer olacak, ahbap olacak, ana baba deyince silkim atacak eteğinden, yaklaştırmayacak. Anasını babasını yaklaştırmayacak. Lakin garip insanı, yabancı insanı yaklaştıracak, yakın, onlara yakınlık gösterecek. Yakınlık göstereceği kimseleri bırakıp, yakınlık göstermeyeceği kimseleri yaklaştıracak. Cemiyet nizamının alt üst olmasının işareti o. İnsanın en yakın olması gereken, en çok kendisine fedakarlık eden, en çok kendisini seven, en çok kendisine iyilik isteyen, en çok kendisine ikram eden kimseler, onları aramayacak. Bu saydıklarımız insanların ana ve babalarıdır. Anandan babandan daha sana sevgi gösteren, senin hayrını isteyen. Güzel o. Hele bu zamanda insanlara yakınlık gösteren bir menfaat için yakınlık gösterir. Allah için yakınlık göstermez. Can ciğer tavrı takılır. Lakin içerisinden değil, dışarıdan gösterir. Ona evet, birbirlerine yakınlık gösterecek diyor onlar. Evlatlar yabancı insanlara en yakınları olan ve en çok hürmet etmeleri gereken ana babalarını ihmal edecek, yabancıdan arkadaş edinecek ve onlarla can ciğer olacak. Bunu kıyamet alameti olarak söyledi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu hak ve gerçektir. Bu zamandaki insanlar, bu zamanın evlatlarının çoğu o suretledir. Ana babasından kaçar, yabancılara koşar. Cemiyet nizamının alt üst olduğuna işaret. Sonra da kıyamet gününde diyecek ki يَا لَيْتَنِي لَمْ اَتَّقِدْ فُلَانًا خَلِيلًا. Keşke filan kimseyle yürümeseydim. Keşke filan kimseyle arkadaşlık yapmasaydım. Ki beni şaşırttı, hak yolundan beni saptırdı. Keşke onunla arkadaşlık yapmasaydım. O zaman, işte o zamanın temsilidir. Gençleri şeytanlar toplamak ister. Şeytan nasıl toplar? Şeytanın insanlar arasında kolları vardır. Ajan derler ona. Yapıştı mı bırakması yok. Gözünü aç. Bu birinci derecede
gençler hakkındadır. İhtiyarlara ara sıra musallat olur ama ihtiyarların atılıp kapılacak hali kalmadı artık. İki ayağı çukurda. Şeytanın ajanlarının arkasına düştüğü ya düştükleri genç tuvana insanlardır. Ki onları ayartsın, hak yolundan çeksin, dalalet yoluna sürsün. Hesaba gelmez şimdi. Keşke filan görülmeseydi. Ne ettiyse o melun bana etti. Diyecek ve çağıracak. Ya Rabbi buna bana verdiğin azabın 10 katını fazlasını ver. Kitap gelecek ki hem ona hem sana azabım katlansın gelsin. Azap kolay mesele değildir. Azap kolay mesele değildir. İnsanın aklının hafsalasının sığamayacağı. İşte azap, Allah azabından sakınmak lazım. Oyuncak değil. Dünyada çok nazik insan, çok nazik. En az bir ağrı veya sızıya ve en azından bir mahrumiyete insan onu dayanamıyor. Hemen o ağrı sızı geçsin, ondan kurtulsun diye bir avuç hap yutar, hekime koşar, kestirdiydim, kestirmediydim, geçtiydi, geçmedi, bir hap daha, bir hap daha, bir hap daha. İğnedir, şudur, budur, deli eder insanı. İnsan en ufak bir acıya tahammül edemez de derhal o sızının dinmesini ister. Avuç dolusu hap yutar ki dişi mesela ağrımasın, kesilsin. Karnı ağrımasın. Sırtı ağrımasın. Efendim, başı ağrımasın. Sırtı ağrımasın. Yani sızı öldürücü der. Hap yutar. Bunu söylemekten maksat bunlar iş değil. Lakin Cenab-ı Hakk'ın asi kullar, nankör kullar, saygısız kullar, küfürbaz kullar, edepsiz kullar, zalim kulları, habis kulları için hazır ettiği azap akıl ve hayal hududumu zorlar. Nasıl dayanır? Dayansın, dayanmasın. Kendime diyecekler ki çağıralım, feryat edelim. Belki feryadımıza bir makas olur. Belki azabımız hafifler. Bağırıp çağırırlar ve bitap kalırlar. Ne bağırıyorsunuz, ne feryat ediyorsunuz diye soran yok. Derler ki dişimizi sıkalım, dayanalım. Dişimizi sıkalım, dayanalım derler. O dişimizi sıkalım, dayanalım dediği bir iki saat mesele değil. Dişini sıkıp dayanalım dediği aradan kaç bin yıl geçer. Dişleri kilitlenir ve ses veremez onlara. Acaba bu sabrımızdan dolayı bize bir fayda olur mu? Hitab-ı İzzet gelir ki ey ya ehlenler, ey ateşin sakinleri, ey cehennem ehli, sabretseniz ve etmezseniz fark etmez. Dünyada azıcık sabretseydiniz, dünya hayatında azıcık sabretseydiniz, bugün bu hal başınıza gelmezdi. Ki bugün burada binlerce sene siz sabredip duruyorsunuz. Lakin sabretmenin vakti geçti, fazileti kalmadı. Burası sabretmenin yeri değildir. Buradaki sabredişiniz size fayda getirmez. Böğürüp feryat etmeniz o da makas bulamaz.
Çünkü cehennemdeki zebanilerin kulakları işitmez. İşitmez. Sizin feryadınızı işiten yok mu içerisinde? Onun için cehennem müthiştir. Cehennem müthiş. Su. Ne su? Ne suyu bu kadar? Kendi içinde su yok. Kaynanmış en keskin asitten beter bu adam. Hamim dediğim. Bir kepçe dünyaya dökülse dünyanın hepsini asit yapar. Yakar. Bir kepçe dökülse üstüne dünyanın. Toprak diye bir şey kalmaz. Dağ deniz diye bir şey kalmaz. Hepsini asite döndürür. Onun için oraya giren Allah muhafaza. Allah bizi cehennem ehli yapmasın. Amin. Orada idare etkenliği. Sonra demeyesin. Keşke filan kimseyle görülmeseydi. Beni yoldan azıttı, bu azaba düşürttü. Faydası yok. Gençler, sizin arkanızda 70 şeytan. Efendim, yaşlıların arkasında efendim, ortalı yaşlıların 7 şeytan. Yaşlıların da ümit kesmiştir. Bunlardan fayda çıkacağı yok. Bir tane yetişir, çukur bir yer olursa ayağına böyle bir çelme taksın da çukurun içine düşsün, eli ayağı kırılsın, çeksin diye. O bir taneyi de bırakır arkasında. Hacı Mustafa, bu yürüyecek, bizim maksada hizmet edecek kimse olmaktan geçmiştir. Ne yap? Bir taş üzerine bastır, arkasından bir iteneği ver, düşsün, bir tarafı kırılsın. Veya ayağına çelme der, bu ihtiyar düşsün. Eli ayağı kırılsın, yatalak olsun. Bakanlar bizar olsun, hırpalasınlar. Ana babalarını hırpaladıklarından dolayı onlar da cehenneme girsin. Bir tane olsun arkalarda yürü. Gençlerin 70 tane dolaştırıyor. Hiç avarı bırakmaz gençleri. Şeytan gençleri hiç avarı bırakmaz. Ancak iyi arkadaş olursa iki arkadaş yürürken bakar. Bunlar ikisi de sağlamdır. Geri dur. Deperlerse sizi sonra alt tehlikede bulursunuz kendinizi. Yaklaşma bunlara de. İki temiz arkadaş beraber yürüyorsa, hani mesela şeytanlar bakar. Nasıl bunlar? Bir tanesi bize tarafı yok. İkisi de bunlar. Peygamber yoluna giden insan bunlar. Ümmettir bunlar. Yaklaşalım mı der. Sakın be yaklaşma. Depti mi sizi? Alta işe yaramazsınız. Ya yaklaşma. Bakar. Nasıl arkadaşı iki kişi? Bir tanesi bunların yolunda, bir tanesi değil. Yaklaşın yakına. Yaklaşın ki o birini tamamıyla kafeslesin. Yardımcı ol. Onun için kötü arkadaş tutma. Sonra kıyamet gününe çağırır o kimse. Keşke filan kimseye inanmıyorum. Arkadaşlık edilecek insan azaldı. Dikkat et. Dikkat et. Bugün iki çocuk geldi. Böyle kısa pantolonla geldi. Ben bir kişiye söyledim. Dikkat et dedim. Uyuz kimselerin yanına yaklaşma. Uyuzdan murat dedim. Zahirdeki uyuz hastalığı değildi. O çocuk anladı. Dedi Şeyh Efendi girme de çoktur dedi onlardan. Yalnız girme de mi? Yani o çocuk girme de kalıyor. Uyuz çoktur dedi sizin dediğinizden. Ben dedim sen zannetme acı uyuz hastalığı. Anladım dedi de girme de dedi
alay mı avra dedi o uyuzlardan. Ha dikkat et dedi. O uyuz tutarsa seni kurtulması zor. O biri gene lambasını döken, bir şey yapan, değil mi Hüseyin? Lamba suyu idare eder onu. Lakin manevi uyuzluk olan adamı lamba suyu gölüne atsan çıkarsan gene temiz olmaz. Gene uyuz silah. Öyle uyuzluktan Allah bizi uzatır. Onun için sağlam insanla görür, sağlam olur. Çürükle görürsün, çürük olur. Pisle gidersin, pis olur. Hırsızla gidersin, hırsız olursun. Edepsizle gidersin, edepsiz olursun. Yalancıyla gidersin, yalancı olursun. Hırsızla gidersin, hırsız olursun. Serhoşla gidersin, sarhoş olursun. Utanmazla giden, utanmazla giden olur. Kumarbazla giden, kumarbaz olur. Hastalık ve uyuşsuz çeşit türlüdür. Bak adamına. Bir defa aldanan bir kere eşek. İki defa aldanan şeddeli eşek. Yani eşek olmadan adam aldanmaz. Onun için Müslüman aldanmamak lazım. Müslüman aldanmayacak. Çünkü eşeklik olmaz Müslümana. Lakin dikkat etmediğinde de aldanır, eşeklik alır. Ya. İman nuru olan adam yüzüne gözüne baktığı vakit anlayacak. Bazı Müslümanlar var. Dünya için kıymeti yok onların aldanmasının da. Lakin bununla beraber dünyada da sen Müslümana teslim olacaksın. Müslüman olmayana göz göre göre namazsız, niyazsız, nursuz kimseye teslim olduğunda kaç tane şeddeli olursun? Çok. Bir yıldızlı, iki yıldızlı, üç yıldızlı, beş yıldızlı otel varmış. Şimdi 6-7 de var. Sen kaç defa aldanırsan Hacı Mesut'tan o kadar yıldızlı olursun. Allah'ın sözünü. Gökyüzündeki yıldızlar da yetişmeyecek be. Şeddeli olmaya aldanma. Namaz kılmayana aldanma. Bitti. Allah bizi kötü nefsimizin eline bırakmasın. Kötü nefsin elinde kötü olanlarla kurtarsın. Ne diyeceğiz? Başka bir şey değil mi? Allah bizi hak üzerine sabit kılsın. Amin. Ayağımız kaymasın. Aman ya. Ayağın burada kaydı, sıratta kaydı demek. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Amin Allah. Sultanı gönder ya Rabbi. Yeryüzünün sultanını gönder. Amin. Şeriatın sultanını gönder. Amin. İslam'ın sultanını gönder. Amin. Hürmetül Habib, Hürmetül Fatiha.